Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen 1. sorudan başlayalım. Kelim olarak huy, tabiat, mizaç, karakter, yaratılış gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise insanın yaratılışından gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlar demektir. Biz neyin tanımını yaptık arkadaşlar? Terbiye mi, ahlak mı, edep mi, mahremiyet mi ve tecessüs mü? Bakın huy, tabiat, mizaç, karakter, yaratılış bunlar ahlakla ilgilidir. Ahlakın tanımıdır. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. İslam dininin insanlığa sunmuş olduğu hayat tarzı ve bu hayat tarzının arkasında bulunan düşünceye dünyasına ne ad verilir ifadesi var. Ne ad verilirdi arkadaşlar? İslam ahlakı değil mi? teorik ahlak, bireysel ahlak, iş ve meslek ahlakı, pratik ahlak diğer bölümlerle ilgiliyken burada bahsedilen bu düşünce dünyası İslam ahlakıyla alakalıdır. Cevabımız böylelikle A seçeneği olacak bu soruda. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam ahlakının konusu ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Bakın değildir soru köklerine lütfen dikkat edin. Bakalım hangisi değilmiş. İnsanın diğer yaratılmışlarla ilişkisinin hangi ilke ve kurallar çerçevesinde olacağı? Evet bu doğru. Bize yanlış olanı soruyor. İnsanın başka insanlara karşı görev ve sorumlulukların neler olduğu? Doğru. İnsanın Allah'a karşı görev ve sorumlulukların neler olduğu? Bu da doğru. İnsanın çevresindeki diğer varlıklara karşı görev ve sorumlulukların neler olduğu? Bu da doğru. Peki insanın şöhretli ve gösterişli yaşam şartlarını nasıl elde edebileceği? Evet Kuranda şöhret ve gösterişin yeri yok arkadaşlar. Böylelikle cevabımız E seçeneği oldu bu soruda. Dördüncü soruya bakalım. İman ahlaki aşağıdaki iman ahlaki davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisini katmaz? Buradaki imanın e, ahlaki davranışlara olan e, kavramlarını bize soruyor. Hangisini katmaz diyor. dikkat edin arkadaşlar. Dördüncü soruda günahı katar, iman haramı katar sevabı helali katar ama içtihatla tamamen alakası yok. Çünkü iman ahlaki davranışa aşağıdakilerden yani içtihat seçeneğini kesinlikle katmaz arkadaşlar diyelim ve geçelim bir başka soruya. Bu soruda 5. soruda ahlakın pek çok çeşidi vardır. Örneğin teorik ahlak, bireysel ahlak, sosyal ahlak, siyasi ahlak, iş ve meslek ahlakı bunlardan bazılarıdır şeklinde ifade verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi komşulara, topluma, millete karşı olan görevlerden ortaya çıkan temeli sevgi ve saygıya yardımlaşmaya dayanan ahlak çeşididir? Hangisi arkadaşlar? Görüyoruz ki toplum diyorsa ipucunu oradan yakalayalım. Sosyal ahlak olacak arkadaşlar. Böylelikle sorumuz diyelim ve geçelim bir başka soruya. Altıncı soruda aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının tavsiye ettiği güzel ahlaki tutum ve davranışlardan biri değildir gibi bir soru. Yine köfeye iyi bakalım. Bunlardan hangisi değil arkadaşlar? Dedikodu İslam böyle bir şey emredebilir mi? Hayır. Direkt cevap bu. Kardeşlik, yardımseverlik, müsamaha, paylaşma bunları tabii ki tavsiye edecek. Ama dedikodunun İslam'da yeri yok. Dolayısıyla cevabımız belli. Müminlerin ahlak bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. Verilen hadise göre, hadise göre aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan biri değildir ifadesi var. Dikkat edelim. Sabır budur, vakar budur ama riyakarlık işte buradakilerden, buradaki verilen hadise göre güzel ahlaki tutum ve davranışlardan biri değil arkadaşlar. Adalet kanat ama riyakarlık, ikiyüzlülük yine bu hadise göre verilen bir tutum değil, tavsiye edilen bir tutum değil. Cevabımız riyakarlık C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının tavsiye ettiği güzel ahlaki tutum ve davranışlardan biridir. Evet bu sefer de diğerinin tersi tarzında bir soru. Dedikodu değil. Cömertlik evet. Hile değil, yalancılık değil, yalan değil. Görüyorsunuz ki cömertlik hemen kendini ele veriyor. Dolayısıyla cevabımız belli. İman ahlaki davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisini katmaz? Bakın yukarıda sormuştuk bir kez daha Önemini vurguluyorum çünkü bu kelime çok önemli. İçtihat kelimesi çünkü çünkü arkadaşlar içtihat demek elinden geleni yapmak demek. Dolayısıyla burada imanla bir alakası yok. İmansız insanlar da çok başarılı insanlar var biliyorsunuz. Onlar da içtihata uyuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Onun için cevabımız C seçeneği daha açıklayıcı olarak karşımıza geldi. Bir diğerine bakalım. 10. soruda aşağıdaki ifadelerden hangisi Dinler hakkında yanlış bir bilgidir. Bakın yanlış bir bilgi. Bunu arayacağız. Din ile ahlak arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Evet. Ahlak ile dini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Evet arkadaşlar, ikisi iç içedir. Her dinin ana kaynaklarında ortaya çıkmış ahlak anlayışları vardır doğrudur. Her din ahlaki öğretileriyle bir yaşam şekli sunmaz. Sunmazza kadar iyiydi ama sunar arkadaşlar. Her din ahlaki öğretileriyle o dine mensup insanlara bir yaşam şekli sunar. Dolayısıyla yanlışımız burada gibi görünüyor. E'ye bakalım. Her dinin ahlaki öğretileri yani tavsiyeleri, ilkeleri ve kuralları o dinin merkezinde yer alır. Bu bilgimiz doğruyken D seçeneği Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Sunmaz değil sunar olacak diyelim ve geçelim diğer soruya. 11. soruda imana dayanan bir ahlak gücünü aşağıdakilerden hangisinden alır? Bakın imana dayanan bir ahlak aşağıdakilerden hangisinden alır bu gücünü? Hemen bakalım seçeneklere. İnsanları teşvik etmesinden alır. İnsanların teşvik etmesinden, insanların takdir etmesinde, insanların ceza verme düşüncesinden, Allah'ın emir ve yasaklarından, İnsanların yaptırımlarına maruz kalır. Evet arkadaşlar imana dayanıyorsa Allah'ın emir ve yasaklarına kesinlikle inanç ve imandır. Dolayısıyla cevabımız D. Bir başkasının teşviki veya cesareti değil Allah'ın emir ve yasaklarındandır. Cevabımız D seçeneği olacak böylelikle. Diğerine bakalım. Terim olarak İslam düşüncesinde siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve benzeri çeşitli sebeplerle ortaya çıkan Belli yorumlar veya kişiler etrafındaki sistematik gruplaşmalara verilen ad. Biz neyin terimini yaptık arkadaşlar? Neyin tanımını yaptık? Direkt mezhebin yaptık ama okuyalım. Buna göre dinin çeşitli görüş ayrılıklarına nedeniyle ortaya çıkan belli yorum veya kişiler etrafındaki sistematik gruplaşmalara verilen ad. Evet değişik düşünürler var, değişik tasavvufi düşünceler var. İşte onlar da mezhepleri ortaya çıkarmış. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 13. soruya bakalım. Kelime olarak yine bir şeyi bilmek, iyi ve tam olarak anlamak, derinlemesine kavramak, kavrayış gibi anlamlara gelir. Peki bu neyin tanımı? Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir ifadesi var. Hangisi arkadaşlar? Mezhep değil, müçtehit değil, fırka değil. Tabii ki fıkıh arkadaşlar. Bir şeyi bilmek, iyi ve tam olarak anlamak, derinlemesine kavramak, kavrayış anlamına gelen bu terim yukarıdaki tanım Fıkıh kelimesinin tamamen bir, bir tanımıdır, açıklamasıdır. Diyelim ve geçelim 14. soruya. Evet burada bir açıklamamız var okuyalım hızlıca. Kelime olarak ayırmak, bölmek, değişmek, bölünmek, muhalif olmak, karşısında olmak, grup olmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise inanç ve siyasi amaçlarla meydana gelmiş fikirler ve kişiler etrafındaki toplaşma. Bakın siyasi toplaşma, gruplaşma diyorsak. İnsanın aklına hemen partileşme geliyor değil mi? Çok partili cumhuriyet döneminde biliyorsunuz ki ilk parti deneyimi terakki perver fırkasıydı. Cumhuriyet halk fırkası terakki perver fırkası. Dolayısıyla fırka kelimesi oradan aklınıza gelsin. Zaten burada C kelimesinin tanımı verilmiş. Yukarıda tanıma verilen kavram fırkadır. 14. sorunun C olduğu gayet açık. Bir kelimeden yakalamış olduk böylelikle arkadaşlar. 15. soruya bakıyorum. İşçiye ücretini alnının teri kurmadan veriniz hadisi insanın hangi hakkıyla ilgilidir? Tabii ki ekonomik hakkı değil mi? İnsan çalışmış, karşılığında parasını alacak. Ekonomisi için. Cevabımız B seçeneği bu durumda. 16. soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin açıklanarak yorumlanmasına ne denir? Ne denir arkadaşlar? Tabii ki tefsir değil mi? Bunu açıklayan kişilere de müfessir deniyor. Bakın birbirine benziyor. Diğerleri zaten açıklamayla alakası yok. Tefsir müfessir bunlar birbiriyle alakalı şeyler. Yukarıda Kur'an-ı Kerim'in açıklanarak yorumlanmasına tefsir açıklayanlara da müfessir deniyor. Bunu zaten terimsel olarak öğrenmiştik. Karşımıza çıkacaktır sınavlarda. Lütfen dikkat edelim diyelim ve geçelim 17. soruya. Evet bu soruda arkadaşlar Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz için kullanılamaz? Hangisi kullanılamaz? Rahmet. Evet çok merhametli biriydi. Bu kullanılabilir. Zorlayıcı. Sakın ha. Peygamberimiz hiçbir zaman hiç kimseyi zorlamadı. Cevabımız B seçeneği. Uyarıcı, şahit, müjdeleyici hepsi var ama asla ve asla zorlayıcı olmadı. Cevabımız bu durumda belli arkadaşlar. 18. sorumuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ben Hristiyan'ı kilisede Yahudi'yi Havra'da Müslüman'ı camide görmek isterim diyerek hangi hakka saygı gösterdiğini belirtir? Hangisi? inanç özgürlüğü değil mi? Herkes dinini güzelce yaşasın. İnanç özgürlüğünü rahatça yaşasın diyebilmek için. Cevabımız belli ve 19. soruya geçiyorum böylelikle. 19. soruda arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de aşağıda sayılan konulardan hangisi bulunmaz şeklinde bir ifade var. Bakalım hangisiymiş. 19. soru. Sondan başlayalım. İnanç ve ile ilgili konular tabii ki var. Ahlak kuralları tabii ki var. Allah'ın varlığı ve birliği konusu tabii ki iman, inanç, tevhid konusu kesinlikle var. İbadetlerle ibadetlerle ilgili konular tabii ki var ama kıyametin ne zaman kopacağını hiç kimse bilemez. Kur'an-ı Kerim'de de zaten yazmıyor. Yazsa hepimiz bilirdik. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenek olacak bu soruda. 20. soruya bakalım. Bu soruda yine aşağıdaki seçeneklerden hangisi bağnazlığın yani taassubun zararlarından birim değildir diyor. Bakın taassub neydi arkadaşlar? Bir şeye körü körüne araştırmadan bilmeden inanmak, ölürcesine inanmak, o konuyu savunmak ama ne olduğunu bilmeden. İşte taassuf ve bağnazlık budur. Peki bağnazlığın zararlarından biri değildir ifadesi var. Soru köküne dikkat edin 20. soruda. Hoşgörü ortamını yıkar. Doğru. Farklı düşüncelere tahammülsüzlük olur. Bu da doğru. Hataları görmemizi engeller. Çünkü gözümüz kördür. At gözlüğüyle bakarız bir tarafa derinlemesine araştırmadığımız için. Bağımsız araştırma yapmaktan uzaklaştırır. E bu da doğru. Ahenkli ve uyumlu bir toplum oluşturur. Bu değil arkadaşlar. Başkasına saygı duymaz çünkü. Onun için cevabımız E seçeneği olacak bu soruda. 21. soruya bakalım. Bu soruda aşağıdakilerden hangisi müfessirlerde aranan niteliklerden biri değildir? Bakın müfessiri biraz önce ne demiştik? Tefsir yapan kişiler. Peki onların özelliklerinden biri değildir diyor. Bakalım hangisi değilmiş. Arapçayı iyi bilmelidir. Doğru mu? Evet bilmeli ki Kur'an'ı tefsir edebilsin. Hadis, fıkıh gibi İslami ilimlerde bilgili olmalıdır. Evet hafız olmalıdır. Buraya bir soru işareti. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemin sosyal kültürel dini durumunu bilmelidir. O dönemi bilmelidir tabii ki. Sosyal bilimler ve pozitif bilimler alanda bilgi sahibi olmalıdır. Yani kuru kuruya tek başına kuran e, açıklanmaz arkadaşlar. Bütün bunlarla bilgili olmalı ki ortaya bir durum çıksın ama hafız olma gibi bir şartı yok. Yani her tefsir yapan kişinin hafız olması diye bir şey söz konusu değil. Onun için cevabımız açık bir şekilde C seçeneği diyebiliriz. Hangisi toplumsal içerikli kul hakkı ihlali değildir ifadesine yine takılmayalım. Kaçak elektrik kullanmak kul hakkıdır. Sınıftaki sıralara ismimizi yazmak yine kul hakkıdır arkadaşlar. Parktaki banklara zarar vermek başkalarının da hakkıdır. Kul, kul hakkıdır. Bir arkadaşımızı arkasından arkasından çekiştirmek, okulun eşyalarına zarar vermek. Bunların hangisi kul hakkı ihlali değil? Tabii ki D seçeneği değil mi? Bakın okulun eşyalarına zarar vermek. Yine kul hakkıdır. Başkaları da kullanıyor ama bir arkadaşımızı arkasından çekiştirmek kul hakkı değil. Bu bir dedikodudur arkadaşlar. Yani başkasına ait bir mala zarar vermiyorsun. Başkasının hakkına girmiyorsun ama dedikodu yapıyorsun. O da günahtır ama kul hakkı ile ilgili değil. Onun için cevabımız belli oldu. 23. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlükleri engelleyen bir durumdur? Hak ve özgürlükleri engelleyecek iftira, evet, gıybet, yalancılık, adam öldürmek, hak ve özgürlükleri engeller değil mi bunlar? Ama dolayısıyla biz bunları ne diyoruz? Hepsi diyoruz E seçeneği olarak. 24. soruya bakalım. İlim Çinde dahi olsa gidip alınız. Kadın, erkek, herkese ilim öğrenmek farzdır. Yukarıdaki hadisler temel haklarımızdan hangisinin kapsamına girer? E tabii ki eğitim değil mi? İlim diyorsak eğitim. Dolayısıyla cevabımız gayet açık. B seçeneği olacak. Diğerine bakalım. Kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış olur. Ayeti insan haklarından hangisiyle ilgilidir? Tabii ki yaşama değil mi? Yaşamayla ilgili bakın burada diyor ki kim bir canı kurtarırsa, kim yaşamasına vesile olursa. Dolayısıyla gayet açık cevabımız A seçeneği bu soruda. 26. soruya bakalım. Yüce Allah tarafından gönderilen akıl sahiplerinin kendi hür iradeleriyle seçtikleri, insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmayı ilke edinen ilahi kurallar bütününe biz ne diyorduk? Tabii ki aslında öğrenmemiz gereken bu din değil mi arkadaşlar? Dinin tanımını yaptık burada aslında. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Ve son soruya bakalım. Terim olarak ise dünya ve ahirette insanın mutlu olabilmesi için yüce Allah'ın göndermiş olduğu emir ve yasakların hepsine kesin bir şekilde inanmaya ve denir ve iman kavramı ile aynı anlama gelir. Nedir bu arkadaşlar? Tabii ki mezhep değil, fıkıh değil, fırka değil. Müçtehit itikat değil mi arkadaşlar? Cevabımız açık bir şekilde A seçeneği. Onun tanımı yapılmış zaten. Geçelim ve bugünkü videomuzun da bugünlük sonuna gelelim arkadaşlar. 10. sınıflar olarak 1. ve 2. dönem video, yazılı videolarına oynatma listelerimizdeki 10. sınıflar kısmını seçerek çok rahat ulaşıp izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Yorumlarınızı da güzel notlarınızı lütfen yazmayı unutmayın. İyi çalışmalar, hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.